Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizler için şöyle bir yazma seçtim. Küçük küçük gülleri olan çıtı pıtı ve iplerimi şu şekilde koydum. Ben daha önceden sizler için zürafayı çektim, hazırladım. Şimdi örneği yapmaya başlayalım. Evet hanımlar, şimdi size şu örneğin yapımını göstereceğim. Devamında da bu yaptığımız örneğin üstüne, şu kirpiklerin içine küçük küçük motiflerden oluşan pırpır şeklinde örnekler yapacağız. Buradaki renklerimizi kullanarak. Bu arada bugün karadut topladığım için tırnaklarım karardı. Tırnaklarımın görüntüsü için kusura bakmayın. Şimdi ben daha önceden dediğim gibi yapmıştım iki taneyi. İkinci zürafanın bir, iki, üçüncü zürafanın içinden iğnemi geçirdim. Şu ipim üstte, ikili ipim altta. Buraları hızlı geçiyorum çünkü daha önceden göstermiştim bunu. Pekiştirdim. Tekrar iğnemi içinden geçirdim zürafanın. Elimle baş parmağımın arasında ipi tuttum. Tekrar bir tane daha. İki tane kirpik yaptım. İkinci kirpiğin içinden iğnemi geçirdim. Şu ipim üstte, ikili ipim altta bir defa doladım iğneyi. Pekiştirdim. Buraya bir tane kirpik yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3'üncüden geçirdim. Şu ipim üstte. Kirpik yapmaya devam ediyorum. 1, 2. Bu yaptığımız şu kirpiklerin içerisine renkli iplerimi kullanarak bir örnek meydana getireceğiz. Pekiştirdim. Üstüne yaptığım kirpikler alttakinden birazcık küçük olsun. Çok büyük olmasına gerek yok. 1, 2, 3'üncüye atladım. Bir, iki, ikinci kirpiğin içinden iğnemi geçirdim, üstten alttan. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi tabanı yapmaya devam edeceğim. Motifi yaparken görüşürüz. Evet hanımlar, ben şu şekilde altın tabanını oluşturdum. Şimdi şu renklerimizi kullanarak, bunlar yazmamızın içinde olan renklerdi, şöyle kenara alayım. Bunları kullanarak örneğimize yapalım motifimizi. Ben şu ikinciden başlıyorum. İlk önce başlamayı göstermiştim size. Buraları hızlı geçiyorum. İki defa doladım İlk başladığım için. İpimi pekiştirdim. Şimdi buraya kirpik yapacağız. Kirpiğin boyunu kendimiz ayarlıyoruz. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha. Şöyle iğnemin içinden geçirdim. Şu ipim üstte bu altta olacak şekilde. Kirpiklerimizin boyunu iğnemizle ayarlayabiliriz.
eşit olsun diye. Bir tane daha yapıyorum. Zürafanın içinden geçirdim. Yavaşça doladım. Ben yaklaşık buraya 9 tane yapıyorum. Siz de bakarsınız artık kaç tane, 8-9 kaç tane sığıyı uygun oluyor. Ona göre koyuyorsunuz. İçinden geçirdim iğneyi. Doladım. Yaptığımız motifleri elimizle düzeltiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha yapayım. Daha dolu dolu gözüksün. Sekiz. Bir tane daha yapacağım. Dokuz. Elimle düzelttim şöyle. Şu şekilde. Bunu kesiyoruz. Şimdi kahverengi ipimi aldım. İğneme geçiriyorum. Şöyle bir miktar uzattım. Şimdi hanımlar, ben daha önceki yaptığım yazmada arasını iki tane bıraktım bu yaptığım motifleri. Siz de istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Yani bir de olur, iki olur, üç. Üç olunca biraz seyrek olur. Yani yazmanız büyükse, küçükse, güllerinizin iriliğine, ufaklığına göre arasını ayarlayabilirsiniz. Ben iki tane bıraktım. Deneyeceğim bir şimdi iki taneyi. Bir, iki, üçüncüye koyacağım. Şimdi zürafamın içinden ipimi geçirdim, iğnemi geçirdim. Şu ipim üstte. İki defa doluyorum. Ki sıkı dursun düğümler. Şimdi içine kirpik yapacağım. Aynı şekilde iğnemi geçirdim. Baş parmağımla tutuyorum kirpiği. Tekrar geçirdim. Alttan doladım. Pekiştirdim. Tekrar. Tekrar doladım. Düğümleri pekiştirmek çok önemli. Açılmasın. Tekrar geçirdim. Düzeltiyorum. Fazla çekmişim burayı. Yaptığım örneği elimle düzeltiyorum şöyle. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane daha yapacağım. 8. İpimi kesiyorum buradan. Şimdi başka bir renk daha takacağım iğneme. Evet hanımlar, şimdi başka bir renk geçirdim iğneme. Aynı şekilde 1, 2, 3'üncünün içinden iğne
geçiriyorum. Şöyle düğümü pekiştirdim. Kirpik yapmaya devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört. Kirpikleri gösterdiğim için biraz buraları hızlı yapıyorum. Arada bir de böyle elimizle düzeltirsek daha iyi olur. Sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekiz. Son bir defa daha. Dokuz. İpimi keselim. Şu şekilde. Ben renkleri böyle tercih ettim. Çünkü yazmamın içinde olan renklerden kullandım. Siz de yazmanızın ve işte tülbentinizin rengine göre iplerinizi seçebilirsiniz. Bu şekilde. Sizler için zarif ve çıtı pıtı bir motif seçtim. Hem yapması eğlenceli, zevkli. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.